Sevgili arkadaşlar, bugün hava direnci ile ilgili videomuzu çekeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu değerli arkadaşlar, cisimler sıvı ortamında veyahut da hava ortamında hareketlenirken kendilerine karşı bir zorlanmayla karşılaşırlar. Bu zorlanmanın ölçüsü tabii ki cismin sahip olmuş olduğu hızdır. Normalde düşük hızlarda sürtünme hızın birinci kuvvetiyle orantılı. Yüksek hızlarda ise sürtünme hızın ikinci veyahut da üçüncü veyahut da daha üst kuvvetleriyle orantılı olarak değişebilmektedir. Mesela sıvı içerisine bırakmış olduğumuz küresel bir cisme etki eden direnç kuvveti hızın birinci kuvvetiyle bağlantılı yazılırken, mesela sıvı ortamında bırakmış olduğumuz, yukarıdan bırakmış olduğumuz bir cisme etki eden sürtünme B1 katsayı olmak üzere hızın birinci kuvvetiyle orantılı. Buradaki eksi harekete zıt yönlü olması anlamındadır. Fakat hava ortamında veyahut da gaz ortamında oluşan direnç kuvveti hızın karesiyle orantılı. Dolayısıyla oluşan hava direnç kuvvetini de hızın karesiyle orantılı olacak şekilde şöyle yazarız. Eksi K çarpı A çarpı V kare şeklinde yazarız. Bu eksinin anlamı değerli arkadaşlar direnç kuvvetinin daima harekete zıt yönlü olması. K dediğimiz terim havanın öz kütlesi, cismin biçimi, hacmi, havanın sıcaklığı, basınç farkı gibi etkilere bağlı. Buradaki A değeri ise hareket doğrultusundaki en büyük kesit alanına bağlı. Örneğin diyelim ki silindirik bir cismi bu şekilde serbest bıraktığımızda bizim A değerimiz tamamen şu havayla temas eden dikdörtgenin alanı olacak bakın. Şu dikdörtgenin alanı olacak A dediğimiz. Ya da silindiri şu şekilde bıraktığımızda hareket doğrultusundaki dik kesitimiz işte R ise bu. Buradaki dairenin alanı olacak pi R kare. Ya da kesik konuyu şu şekilde bıraktığımda burası 2R, burasına R dersek bizim A alanımız havayla temas eden hareket doğrultusunda en büyük yüzey alanı olduğu için pi çarpı 2R'nin karesi buraya alacağız. Şurayı değil. V ise cismin ani hız değeridir. Herhangi bir andaki hız değeri, sahip olmuş olduğu hız değeri diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, direnç kuvveti daima cismin hareket doğrultusuna zıttır. Mesela serbest bırakmış olduğumuz bir cismi düşünelim. Cismi serbest olarak bıraktığımızda cisim diyagramını oluşturduğumuz zaman ağırlığı var aşağı doğru. Bir de direnç kuvveti var yukarı doğru. Veyahut da sıvı yüzeyinde bir cismi serbest bıraktığımızda sıvı içerisinde batarken ağırlığı buraya doğru. Direnç kuvveti aşağı doğru. Cismin hareket yönü aşağı doğru. Cismin hareket yönü aşağı doğru. Direnç kuvveti hep hareketle zıt yönlüdür. Ya da aşağıdan yukarıya doğru bir ilk hızla attığımız bir cismin hareketini düşünelim. Yükselecek. Ondan sonra tekrar aynı noktadan geçecek. Dolayısıyla bu durumda hareket yönü yukarı doğru. Direnç kuvveti aşağı doğru. Burada hareket yönü aşağı doğru. Direnç kuvveti yukarı doğru. Kısacası direnç kuvveti daima hareketle zıt yönlü olacak. Onun için direnç kuvvetini yazarken biz değerli arkadaşlar başına bir eksi işaret koyarız. Bu eksinin anlamı hareketle zıt olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki kesit alanına baktığımız zaman kesit alanını seçerken değerli arkadaşlar daima hareket doğrultusundaki en büyük kesit alanı düşüneceğiz. Mesela hareket doğrultusundaki en büyük kesit alanı A. Hareket doğrultusundaki en büyük kesit alanı küre için pi r kare. Bunu alırız. Mesela bir cisim, bir kişi uçaktan atladığı zaman paraşütün açmasının nedeni yüzeyi arttırıp direnç kuvvetini azaltmaktır. Arttırmaktır, özür dilerim. Paraşüt açıldığı zaman direnç kuvveti artmış olacak. Değerli arkadaşlar, aerodinamik yapı cisimlerin hareket sırasında akışkan direncini en aza indiren tasarıma denir. Otomobil, uçak ve gemiler için gerekli ve önemlidir. Çünkü daha az yakıt harcanmasına
neden olacak o yapı. Yağmur ve doluluk yaklaşık olarak bir limit hızla yere ulaştığını söyleyebiliriz. Biz limit hızın ne demek olduğunu şimdi sizlere söyleyeceğiz. Limit hız değerli arkadaşlar, belirli bir yükseklikten serbest bırakılmış veyahut da bir ilk hızla atılmış cisim düşünelim. Cisim serbest bırakıldığında ilk hızı sıfır olsun. Ağırlığının etkisiyle gittikçe hızlanacak. Eğer düşme mesafesi yeterli ise öyle bir nokta gelir ki bizim direnç kuvvetimiz yukarı doğru. Öyle bir nokta gelir ki oluşan direnç kuvvetinin değeri cismin ağırlığının değerine eşit olur. Direnç kuvvetinin değerinin cismin ağırlığına eşit olduğu andaki hıza, cismi sahip olduğu hıza limit hız diyoruz. Dolayısıyla F direnç eşittir mg eşitliğinde, çünkü burada net kuvvet sıfırdır. Limit hız sabit hız demektir. Sabit hızda net kuvvet sıfır olduğundan dolayı bu ikisini eşit olarak yazabiliriz. Dolayısıyla K AV kare eşittir mg yazarsanız bizim limit hız değerimizin karesi mg bölü K olur. Değerli arkadaşlar, bu limit hız yükseklik yeterliyse oluşur. Yükseklik yeterli değilse oluşmayabilir yani. Ama aşağıdan yukarıya doğru atmış olduğumuz bir cismin hiçbir zaman yukarı çıkarken limit hıza ulaşma şansı yok. Çünkü ağırlığı aşağı doğru, direnç kuvveti aşağı doğru. Dolayısıyla vektörel olarak bu iki kuvvet daima birbirine eşit olduğu için limit hız durumu burada vektörel olarak eşit olsa bile limit hız durumu burada ortaya çıkmaz. Şimdi bunu hız zaman grafiğini çizersek aşağı yönü negatif aldığımızda değerli arkadaşlar, aşağı yönü negatif alırsa cisim bırakıldığında hızı sıfır olacak. Dolayısıyla ivme değerine bakalım şimdi. Biz burada hız zaman grafiğini çizeceğiz. Normal bir durumda herhangi bir T anında cisme etkilen kuvvetlere baktığım zaman mg aşağı doğru, K, A, D kare yukarı doğru. Limit hıza ulaşmadan önce net kuvvet Newton'un ikinci hareket yasası. MA eşittir MG eksi K, A, V kare diyeceğim. Dolayısıyla ivmeme baktığım zaman G eksi K, A, V kare bölü M olacak. Dikkat edin, burası negatif. Şimdi cisim yere yaklaştıkça hızı arttığı için azalan bir ivmeyle hareket edecek. Dolayısıyla azalan ivmeyle hareketin çizimi şöyle olur. Daha sonra limit hıza, yani iki kuvvet eşitlendiğinde, limit hıza eriştiğinde ve limit diyelim buna, sabit hızla yoluna devam edecek. Yani buradaki grafiğimiz durumu şu. Ama biz her zaman cisimleri serbest bırakamayabiliriz. Yani belirli bir hızla da aşağı atabiliriz. Cismin başlangıç hızı sabit sıfır değilse, mesela bizim cismimizi biz V0 gibi bir hızla atarsak, bu V0'ın iki değeri olabilir. Bir, V0 limit hızdan büyük olur. İkincisi, V0 limit hızdan küçük olabilir. Eğer başlangıçta vermiş olduğumuz hız değeri limit hızdan büyükse bizim cismimiz yavaşlayacak. Yavaşlayacak, daha sonra limit hıza erişecek. O zaman onu şöyle söyleyebiliriz. Bizim cismimiz yavaşlayacağı için onu şu grafikte gösterebiliriz. Burada V0 limit hız değerinden büyük bakın. İvme değerimiz ne olacak? İvme değerimiz şuydu. Biz cisim aşağı geliyordu. Bizim ivme değerimiz G eksi F direnç bölü M'di. Dolayısıyla azalan bir ivmeyle. O zaman eğimi azalan olacak. Azalan bir ivmeyle limit hıza ulaşacak. Ondan sonra sabit hızla yoluna devam edecek. İkinci koşul, eğer bizim atış hızımız limit hız değerinden küçükse cisim hızlanacak limit hıza kadar. Dolayısıyla atış hızımız limit hızdan küçük olduğu için cisim hızlanarak gelecek. Gene azalan ivmeyle gelmesi lazım. Yani eğiminin azalan olması gerekir.
Şimdi bazen şunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Yani çizmiş olduğumuz grafiklerden de anlaşılacağı gibi aynı ortamdaki bir cisim serbest bırakılsa da ilk hızla atılsa da limit hız değeri değişmiyor. Çünkü serbest bırakıldığında limit hıza erişme durumuyla bir ilk hızla atıldığında limit hıza erişme durumu aynı olacak. Dolayısıyla limit hız değişmeyecek çünkü her defasında F'de MG'ye eşit olacak. Dolayısıyla ilk hızı da olsa serbest de bırakılsa limit hız değerimiz değişmemiş olacak. Evet değerli arkadaşlar, uygulama alanımıza gelirsek, uygulama 2 alanına gelirsek şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Sürtünmeli hava ortamında eşit kütleli iki cismi düşey yukarı atılırken L cismi de yeteri kadar yükseklikten serbest bırakılıyor. Cisimler harekete başladıktan bir süre sonra ivmeleri AK ve AL oluyor. Cisimlerin ivmelerini kütle, ağırlık ve hava direnci cinsinden bulunuz diyor. Şimdi normalde cisim diyagramını oluşturursak cismin ağırlığı aşağı doğru, direnç kuvveti aşağı doğru. Bu durumda bizim net kuvvetimiz şu ikisinin toplamı. O zaman A net kuvvet bölü M olacak. Yani MG buna G demiş. Artı F direnç bölü M yazabiliriz. Yani şuna ağırlık da diyebiliriz G diyelim. Burada ise cisim aşağı doğru geldiği için direnç kuvveti yukarı doğru. Ağırlığı aşağı doğru. O zaman buradaki ivme de G-F direnç bölü M olacak. Problem çözme alanına baktığımızda değerli arkadaşlar, sürtünmeli hava ortamında M kütleli G ağırlıklı cisim düşey yukarı V0 hızıyla atılıyor. Hava direnç kuvveti FT olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayın istiyor. A şıkkında X, Y, Z noktalarında cismi etki eden net kuvveti karşılaştırınız diyor. Değerli arkadaşlar, yükselişte hareket yönü bu olduğu için o zaman bizim ağırlık kuvvetimizle direnç kuvveti aynı yönlü olacak. Dolayısıyla net kuvvet ikisinin toplamı olacak. Şurada direnç kuvveti hız 1 an 0 olduğu için 0 olduğunda net kuvvet sadece cismin ağırlığı olacak. Burada hareket aşağı yönlü olduğu için direnç kuvveti yukarı doğru, ağırlığı aşağı doğru. Burada yer çekim ivmesinin değişmediğini varsayıyoruz. Dolayısıyla en büyük net kuvvet X'te var. O zaman Fx, Fy'den, Fy, Fz'den büyük olacak. İvme net kuvvetle doğru orantılıydı değerli arkadaşlar. Net kuvvet büyükse ivme de büyük olacak. Ax, Ay, Az olacak. Cisimlerin X, Y, Z noktalarındaki hız büyüklüklerini karşılaştırınız diyor. Şimdi yukarı doğru atmış olduğumuz bir cisim için aynı seviye, burası X noktası, burası Z noktası. Burada X 0, V 0 hızıyla geçiyorsa Z noktasında V hızıyla geçecek. Dolayısıyla dönüşteki hız daima gelişteki hızdan küçük olacak. V 0 V'den büyük olacak. Şurada zaten bir an için hızı 0 almıştık. O zaman VX büyük VZ büyük VY yazabiliriz. Sürtünmeli durumda yukarı çıkıştaki hız aynı noktada düşüşe geçtiğindeki hızdan daha büyük olur. Dolayısıyla şu aralıktaki hız değişimiyle şu aralıktaki hız değişimi karşılaştırıldığında buradaki hız değişimi daha büyük olacak. Dolayısıyla buradaki hız değişiminin büyük olması biliyorsunuz hız zamanla doğru orantılıydı. Buradaki hız değişim büyükse yani kısa bir sürede sıfıra gitmesi gerekiyor. O zaman buradaki hız değişimi de küçükse T2 T1'den büyük olmalı. Yani küçük hız değişimi uzun bir zaman gerektirir. Büyük hız değişimi kısa bir zaman gerektirir. Cisim hangi noktalarda limit hıza erişebilir? Değerli arkadaşlar, Y ile Z ve yer arasındaki bir bölgede limit hıza
erişebilir. Yani yeğenin altındaki bir noktada limit hıza erişebilir. Değerli arkadaşlar, kazanım sorularına, konu kavrama sorularına geldiğinde kazanım 2 kısmında ilk soruyla başlıyoruz burada değerli arkadaşlar. İlk sorumuz, hava ortamında K noktasında serbest bırakılan cisim L noktasında 2V, M noktasında 3V hızıyla geçiyor. Cisme L noktasında uygulanan direnç kuvveti FL, M noktasında uygulanan direnç kuvveti de FM'dir diyor. Bunların oranı nedir diyor. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, direnç kuvveti hızın karesiyle orantılıydı. O zaman L noktasındaki hız 2V olduğu için L noktasındaki direnç kuvveti 4V kareyle orantılı olacak. M noktasında da 9V kareyle orantılı olacak. Dolayısıyla bizim FL bölü FM dediğimizde bu da 4 bölü 9 olacak. İkinci soruya baktığımızda değerli arkadaşlar, kütleleri eşit MM diyelim buna. Bunun kütlesine M diyelim. Şunun alanına A dersek bunun alanı 4A yapar arkadaşlar. 2R ve R yarıçaplı K ve L küreleri yeterince yüksekten serbest bırakılır. Kürelerin limit hız büyüklükleri VK ve VL olur. VK bölü VL oranı nedir diyor. Biliyorsunuz limit hız değerli arkadaşlar, kesit alanları, yani K için yazarsam K A 4A ve K kare eşittir MG. Kütleler eşitti. O da eşittir K A ve L kare diyeceğim. Buradan dolayısıyla VK bölü VL'nin 1 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Değerli arkadaşlar, üçüncü soruya baktığımızda hava ortamında K düzeyinde serbest bırakılan cisim L ve M noktalarında 2V ve 2V hızlarıyla geçiyor. K, L ve M düzeylerinde cismin ivmesi GK, GL, GM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Biz ivmeyi şu şekilde türetmiştik. G eksi F direnç bölü M demiştik. Hızın arttığı yerde direnç kuvveti büyük olacak. Dolayısıyla ivme küçük olacak. O zaman K noktasındaki ivme AK büyük olacak. AL o da büyük olacak. AM olacak. Dördüncü soruya baktığımızda değerli arkadaşlar, içi dolu bir silindir yeteri kadar yükseklikten şekil 1'deki bırakıldığında ulaştığı limit hız V1. Aynı cisim şekil 2'deki bırakıldığında ulaşacağı limit hız V2 oluyor. Bunların oranı nedir diyor. O zaman bunların ağırlıkları eşit olduğu için şuraya A diyeceğim. A pi R kare. Yani 3 R kare diyelim. Şu da dikdörtgen olacak. Daha demin gösterdik. Şu şekilde. 2R'ye şöyle bir dikdörtgen. Şurası 2R, burası 4R. Buranın alanı da 8R kare yapacak. O zaman K çarpı 3R kare çarpı V1 kare eşittir MG. Ağırlıkları eşit olduğu için K çarpı 8 R kare çarpı V2'nin karesi olacak. Bunu yaptığımda V1 bölü V2'nin karesini yazarsam 4 çarpı 2 bölü 3 diyeyim ona. Dolayısıyla V1 bölü V2 2 kök içerisinde 2 bölü 3 olacak. Değerli arkadaşlar, 5. ve son sorumuza geldiğimizde ağırlıklara eşit olan 3 cisim KLM belli bir yükseklikten bırakılmakta, sırasıyla VK, VL, VM limit hızlarıyla yere ulaşmaktadırlar diyor. Buna göre bu limit hızlar arasındaki ilişki nedir diyor. Bunların ağırlıkları eşit oldukları için değerli arkadaşlar K, burası 4 pi r kare, burası pi r kare, burası pi r kare. O zaman şunun alanına A,
4A diyebiliriz. O zaman 4A çarpı VK kare eşittir MG. K çarpı A çarpı VL kare eşittir MG. K çarpı A çarpı VM kare eşittir MG. Buradan VL ile VM'nin eşit olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. K'nın 4 çarpanından dolayı K da bunlardan küçük olmuş olacak. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda havadaki direnç kuvveti ile ilgilendik. Bu konuyla ilgili, bu bölümle ilgili, bu üniteyle ilgili bilgilerinizi, taleplerinizi, sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Süleyman Özmen Fizik Instagram adresinde, Çap Yayınları Fizik Instagram adresinde bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki video çekimimizde tekrar birlikte olmayı diliyorum değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı lütfen bize ulaştırınız. Tekrar sizinle